Holding Superfresh Üretim Grup Müdürü Murat Ardahanlı bizlerle. Murat Bey, hoş geldiniz. Sözü size bırakıyoruz. Teşekkür ederim hanım. Merhabalar arkadaşlar. İsmim Murat Uğur Ardanlı. Kerimtaş Gıda Sanayi'nde çalışıyorum. Kerimtaş bildiğiniz üzere Yıldız Holding Grup şirketlerimizden birisi. Yıldız Holding dünya çapında 63 bin, Türkiye genelinde de 50 bin çalışanı olan büyük bir grup. Kerimtaş da Yıldız Holding grup şirketlerimizden birisi. Ben yaklaşık 14 yıldır Kerimtaş bünyesinde çalışıyorum. Kendim 2006 yılı Hacettepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği bölümü mezunuyum. Akabinde bir askerlik görevimi icra ettikten sonra kısa bir süt sektörü deneyimim oldu. Sonrasında da Kerimtaş'taki çalışma hayatım başladı. Burada üretim mühendisi olarak görevime başladım. 3 yıllık bir üretim mühendisliği deneyiminden sonra yine üretim pozisyonunda üretim şefi olarak atandım. 3 yıllık yine üretim şefliği pozisyonu akabinde aynı departmanda üretim müdürü olarak çalıştım. 2016 yılı sonu itibariyle de Kerimtaş'a ait tüm üretim tesislerinden sorumlu üretim grup müdürü olarak çalışıyorum. Bununla beraber 2016-2020 yılları arasında belli dönemlerde teknik satın alma, lojistik yöneticiliği ve bununla birlikte 2019 yılından itibaren de yine şirketin üretim planlamasından sorumluyum aynı zamanda. Kerevitaş yaklaşık 50 yıllık mazisi olan bir şirket. Bildiğiniz üzere Superfresh markasıyla üretimlerini gerçekleştiriyor. Biz dondurulmuş gıda sektörünün öncü şirketiyiz. 50 yıllık deneyimimizde bu sektöre ilkleri kazandıran bir şirkette çalışıyoruz. Kerimtaş toplamda şu an itibariyle 1100 çalışanı olan, bunun yaklaşık 250'si beyaz yakalı, 850'si mavi yakalı diyebileceğimiz çalışan sayısına sahip bir şirket. Şirketimiz bir üretim şirketi. İki ayrı lokasyonda üretim gerçekleştiriyoruz. Bir lokasyonumuz şu an benim de içinde bulunduğum Bursa lokasyonu. Bir diğer lokasyon da Afyon Emirdağ lokasyonu. Bizim ana üretim faaliyetimiz dondurulmuş gıda ve konserve üretimi şeklinde gerçekleşiyor. Yıllık yaklaşık 150 bin tonluk bir üretim hacmimiz söz konusu. Bunu 6 ayrı üretim tesisinde ve 16 farklı hatta 2 ayrı şehirde gerçekleştiriyoruz. Bir grup zirai ürünler üretimimiz söz konusu. Yani sizin bildiğiniz raflarda gördüğünüz dondurulmuş parmak patateslerden soğan, fasulye, ıspanak ve benzeri meyve sebze dondurulmuş, işlenmiş meyve sebze ürünleri ile beraber yine dondurulmuş unlu mamuller, dondurulmuş et ürünleri, işlenmiş ve katlanmış mamuller. Bununla birlikte konserve grubumuzda da ton balığı ve sebze grubu ürünlerin üretimini yapıyoruz. Zirai süreçlerde özellikle meyve, sebze ve patates gibi ziraate bağlı üretimlerimizde sözleşmeli tarım metodunu uyguluyoruz. Yaklaşık 600 tane sözleşmeli çiftçimiz var. Bunlarla sürdürülebilir tarım üzerine birlikte çalışmalar gerçekleştiriyoruz çiftçilerimizle. Bu sözleşmeli çiftçilerimizde mühendislik hizmetlerinden tutun, tohum, gübre gibi destekleri çiftçilerimize kendimiz sağlayıp bu şekilde ham maddenin sürekliliğini, sürdürülebilir tarımı, sağlıklı gıdayı tarladan sofraya ulaştırma ile ilgili bir mücadelemiz var açıkçası. Genel olarak şu ana kadarki sorumluluklarım üretim planlama, lojistik departmanları üzerine gerçekleşti. Sizlere biraz üretim ve Ar-Ge süreçlerimizden, şirket özelindeki bu süreçlerden bahsedeceğim. Üretim arkadaşlar genelde makine, insan, ham madde, enerji gibi kaynakları optimum verimlilikle kullanıp buradan maksimum çıktıyı, sürdürülebilir ve kaliteli çıktıyı elde etme üzerine bir sistemdir. Üretim şirketlerinde ana faaliyet konusu üretim olmakla birlikte üretime destek veren
kalite, Ar-Ge, planlama, lojistik, insan kaynakları gibi ana faaliyet konusunun etrafındaki destek departmanları mevcuttur. Üretimin gerçekleşme süreci, üretimin tetiklendiği süreci anlayabilmemiz için şirketin stratejisine kadar geriye gitmemiz gerekiyor. Yani üretim nereden tetikleniyor, üretim ihtiyacı nasıl oluşuyor ya da burada bir üretim planlaması nasıl yapılıyor sorularına cevap verebilmek için şirketin stratejisine kadar gitmemiz gerekiyor. Şirketler büyüme stratejileri doğrultusunda belirledikleri, yani bir sonraki yıl için belirledikleri karlılık, ciro, büyüme hedeflerine paralel satış bütçeleri gerçekleştirirler. Bu satış bütçeleri nispetinde de bu bütçeler ilgili departmanlara, başta planlama olmak üzere departmanlara aktarılır. Planlama bu bütçelerin aylık ihtiyaçlarını ve bu bütçeler nispetinde ilgili yılda üretim tesislerinin hat bazlı kapasite doluluklarını, varsa kapasite ihtiyaçlarını belirlerler ve bunu yatırım departmanlarına aktarırlar. Aynı şekilde bu ilgili satışın gerçekleşmesi için gerekli ham madde, yardımcı malzeme, ambalaj malzemesi ve benzeri tüm ihtiyaçların detaylarını satın alma ve tedarik zinciri birimlerine aktarırlar. Onların da bütçelerini hesaplayabilmeleri için. Burada yatırım departmanına aktarılan bilgiler doğrultusunda işletmenin, şirketin, hatların yatırım ihtiyaçları belirlenir ve buna göre yatırım kararları verilir. Eğer işletme kapasitenizin üzerinde bir satış talebi varsa bunu karşılayabilmek için yatırım bütçesi hazırlanır ve 10 ay dahilinde yatırım süreçleri gerçekleştirilir. Şirketin satış bütçesi onaylandıktan sonra artık aylık olarak fabrikaya, yani operasyon birimlerine satış forecast'leri iletilir. Bu aylık satış tahmini demektir. Aylık satış tahminlerini talep planlama ve üretim planlama gibi disiplinler alarak bunları haftalık üretim planlarına indirgerler. Bu haftalık üretim planları da üretim departmanına iletilir ve bunlar artık üretim için bir iş emridir. Üretim kendisinden istenilen plan dahilinde elindeki ham madde kaynağını, insan kaynağını, makine ve enerji kaynağını kullanarak ilgili ürünün proses spekti neyse, ilgili üründe belirlenmiş standartlar neyse o standartlar dahilinde hatlarını çalıştırır, personelini organize eder ve üretimi gerçekleştirir. Bu üretim sürecinin içerisinde prosesin başından sonuna kullandığınız ham maddenin girdi kontrolünden bitmiş ürününde istenen standart özelliklere kadar bir dizi süreç, kalite kontrol ve üretim departmanları ile birlikte bir takım standart analizlere tabi tutulurlar. Ve bu analizlerden uygunluk alarak proses bir sonraki aşamalarını devam ettiriyor olabilir. Akabinde üretim ilgili ürünü tamamlayıp lojistik birimine teslim eder. Lojistik birimi de ilgili ürünün bayiye, müşteriye teslimatına kadar ürünü depolamakla ve bunun sevkini, sipariş geldiğinde de sevkini gerçekleştirmekle yükümlüdür. Üretim bir ana faaliyet konusudur ama birlikte çalışması gereken birçok destek departmanı vardır. Bu nedenle üretimle birlikte kalite, Ar-Ge, planlama, lojistik, bakım, yatırım gibi departmanlar, bu farklı disiplinler birlikte bir ekip çalışması içerisinde çalışmak zorundadır. Aksi takdirde bireysel olarak bir başarı ve sonuç elde etmek mümkün değildir. Üretilen ürünlerin standartları, bunların spesifikasyonları, formülasyonlar, proses reçeteleri gibi bütün teknik detaylar ürünün tasarımından finalize haline kadar sorumlu olan Ar-Ge birimi tarafından anahtar teslim bir şekilde üretim departmanına teslim edilir. Üretim departmanının sorumluluğu kendisine verilen bizim spesifikasyon dediğimiz, yani ürünün bütün parametrelerinin ve limitlerinin, toleranslarının belirli olduğu talimatlar doğrultusunda üretimi gerçekleştirmekle mükelleftir. Üretimin bu şekilde gerçekleşip gerçekleşmediğinin kontrolünü de yine sahada kalite kontrol birimleri
yaptıkları analizlerle teyit ederler, doğrularlar. Üretimin temel olarak kabaca işleyişi bu şekilde arkadaşlar. Üretim tabii dinamik bir süreç, esnek bir süreç. 24 saat canlı işleyen bir sistem. Biz hızlı tüketim ürünleri sektöründeyiz. Kullandığımız girdilerin hepsi gıda malzemeleri, gıda ham maddeleri. Bu girdileri bir araya getirerek bir formülasyon dahilinde bir final ürün elde ediyoruz. Dolayısıyla bunların raf ömrü ya da ortamdaki şartlara dayanıklılığı düşük girdilerdir. O yüzden bizim için zaman çok önemli. En kısa zamanda istenen şartlarda üretimi gerçekleştirmek durumundayız. Hal böyle olunca süreç dinamik ve 24 saat işleyen bir süreç. Yani fabrikalar, şirketler 24 saat esasına göre 3 var diye sistemine göre çalışırlar. Bu nedenle üretim belli bir üretim sorumluluğu olan arkadaşlarımın mesaileri belli bir saatte başlayıp belli bir saatte bitmez. Resmi olarak mesai bitiyor olsa bile sorumluluklarınız devam eder. Yani telefonunuz 7/24 açıktır, her an ulaşılabilirsiniz. Fabrikada insan kaynağınızla ilgili bir sıkıntı, makine, ekipman, enerji ve ham madde ile ilgili her türlü sıkıntıda ulaşılabilir olmak durumundasınız. Ve çözüm üretmek, ilgili zaman zarfında sahadaki arkadaşları bu şekilde doğru yönlendirmekle mükelleftir. Üretim sorumlusu arkadaşlarım, mühendis arkadaşlarımız, şef arkadaşlarımız, yönetici arkadaşlarımız bu nedenle sürekli mobil ve ulaşılabilir olmak durumundadır. Üretim, bahsettiğim üzere esnek çalışma saatlerine sahip bir birimdir. Bu nedenle genel olarak çalışan, üretimde çalışmayı düşünen arkadaşlarıma tavsiyem konfor beklentilerini bir kenara bırakmaları olur ilk tavsiyem. Çünkü dediğim gibi esnek çalışma saatleri, uzun mesai saatleri, özellikle gıda sektörü ise bu sektör işlediğiniz ham maddenin bekleme dayanımı olmamasına bağlı olarak dini bayram, milli bayram, tatil, pazar ve benzeri her dönemde çalışma ihtimalinizin yüksek olduğu bir sektör, bir birimdir aynı zamanda üretim. Üretim sektörünü düşünen arkadaşlarımın bu nedenle eğer stabil standart çalışma saatleri ve mesai saatleri dışında tamamen kendilerine ayrılmış bir sosyal zaman ve hayat beklentisi varsa üretim bu anlamda bu beklentileri karşılamakta yetersiz kalabilir. Dediğim gibi çalışma saatlerinin çok daha yoğun olduğu, fiziksel ve ruhsal yorgunluğun yüksek olduğu bir departmandır. Tabii üretimin aynı zamanda şöyle bir özelliği var. Çok insan kaynağınız, yani yönetmekle sorumlu olduğunuz çalışan sayısının diğer birimlere göre çok daha fazla olduğu bir birimdir üretim departmanı. Yani önemli sayıda mavi yaka kadroyu yönetmekle sorumluyuz. Mavi yaka arkadaşlarımızın farklı motivasyonları, farklı sosyoekonomik yapıları, ülkenin her yerinden gelmiş farklı demografik yapılarda ve kültürlerde insanları aynı amaç, aynı hedef etrafında hizalamak başlı başına bir iş, başlı başına bir çalışma konusudur. Arkadaşlarımızın moral motivasyonları, performanslarının takibi, performanslarının artırılması, eğitim ihtiyaçlarının giderilmesi, operasyonel etkinliklerin artırılması gibi üretimin aynı zamanda insan kaynağı üzerine çok ciddi çalışmalar yapması gerekiyor. Bununla beraber temel hedefimiz, her zaman üretim olarak temel hedef sıfır hatayla üretim gerçekleştirme, sıfır iş kazasıyla üretim gerçekleştirme. Yoğun bir çalışan popülasyonu içerisinde mutlaka iş kaynaklı kazalar, çalışanların sağlığı gibi riskler her zaman vardır. Her zaman şirket olarak, Yıldız Holding olarak birinci önceliğimiz her şeyden önce çalışanlarımıza en ufak bir zarar gelmemesi yönündedir. O nedenle temel hedefimiz bütün çalışmalarımızı sıfır iş kazasıyla gerçekleştirmek. İkinci en önemli hedefimiz sıfır hata ile gerçekleştirmek. Yani her zaman istenen kalitede ve ilk seferde en doğruyu yaparak gerçekleştirmek. Üçüncü üretimim olarak öncelikle hedefimiz ise
İsrafsız, verimli, üretken bir üretim gerçekleştirme. Bu israftan kastımız düşük firelerle, mümkün olan sıfır risk artıyla, yüksek makine etkinlikleriyle, yüksek ekipman etkinlikleriyle, dolayısıyla ticari anlamda rekabetçi üretimler gerçekleştirmektir. Bu anlamda üretimde çalışan arkadaşların bu bahsettiğim parametrelerde birçok performans KPI'yi vardır. Ve bu KPI'lerle arkadaşlarımızın yıllık icraatlerini, yıllık performanslarını, başarılarını değerlendirmeye tabi tutarız. Üretim olarak, genel olarak arkadaşlar aktarabileceğim konular bunlar. Üretim departmanımıza herhangi bir beyaz yaka, mühendis, şef, yönetici kadro ihtiyaçlarımız olduğunda bizim genel olarak beklentimiz, başta söylediğim gibi, proaktif arkadaşlar olması, mutlaka ekip çalışmasına yatkın, matris liderlik yetkinlikleri en azından potansiyeline sahip olan, bireysel çalışmadan uzak, bunun bireysellik dışında takım çalışmasına önem veren ve esnek çalışma saatlerine uygun, konfor beklentisi bu anlamda düşük olan arkadaşlar mutlaka ticari ve mali faydayı gözetecek. Bu anlamda maliyet farkındalığı yüksek, sabırlı ve insan odaklı çalışabilecek arkadaşlar genel anlamda tercihimiz oluyor. Şu an okuyan arkadaşlarım, öğrenimini devam eden arkadaşlarım için her zaman öncelikli sorulardan birisi yeni mezun tercihlerinin olup olmadığı yönündedir. Yani hepimiz, ben de dahil olmak üzere, tecrübem yokken başvurduğum işlerde her zaman bu kaygıyı taşımışımdır. Biz açıkçası üretim açısından baktığımızda farklı işletme tecrübeleri tabii ki bir artıdır ama tek başına hiçbir zaman tercih sebebi değildir. Şu an organizasyonumuzda, üretim organizasyonumuzda, iki fabrikamızda mühendis ve üzeri seviyede 15'in üzerinde arkadaşımız var, beyaz yakalı olarak. Bu arkadaşlarımızın birçoğu yeni mezun ya da çok kısa süreli tecrübelerle bize gelmiş arkadaşlar ve şu anda hepsi ortalama 4-6 yıllık tecrübeye sahip, bizimle beraber işi öğrenmiş, kendisiyle birlikte işletmesini geliştirmiş, katkı sağlamış arkadaşlar. O nedenle mutlaka tecrübe, bir yerlerde kazanılmış tecrübe mutlaka kıymetlidir ama tek başına yeterli bir sebep değildir. Yani Kerevitaş bünyesinde ve Yıldız Holding bünyesinde de mutlaka yeni mezun olmuş arkadaşlarım için her zaman yer olmuştur, olmaya da devam edeceğini umut ediyorum. Yine farklı disiplinlerle alakalı sorulara baktığımızda genel olarak merak edilen sorulardan biri departmanlar arası geçiş konusunun gündeme geldiğini görüyorum. Yani üretim biriminde çalışan birisi başka bir birimde çalışabilir mi ya da diğer birimden üretim birimine geçiş söz konusu olur mu? Bunlar her zaman mümkündür. Zaten iş hayatımızda güncel olarak içinde bulunduğum organizasyonda da her zaman gerçekleşen konulardır. Üretimde çalışma hayatına, Kerevitaş'ta çalışma hayatına başlayıp Ar-Ge'de devam eden, kalite biriminde devam eden, şu anda planlamada devam eden, hatta satın alma biriminde devam eden arkadaşlarım var. Aynı şekilde kaliteden üretime geçmiş arkadaşlarımız da var. Departmanlar arası geçiş her zaman mümkündür. Bunun genel olarak çalışan açısından baktığımızda çalışanı zenginleştirici, farklı bakış açılarını bünyesinde barındırmasını sağlayıcı pozitif bir özellik olarak görüyoruz biz. Ve bu tip departmanlar arası yatay dikey geçişleri her zaman şirket olarak destekliyoruz. Tabii ki öncelikle her iki departmanda da bu anlamda ilgili kadroların oluşma şartıyla beraber. Ama bu geçiş süreçlerini açığız ve bunu açıkçası departmanlar arası geçişi naçizane tecrübeme göre ben kıymetli ve faydalı buluyorum. Bu nedenle böyle talebi olan arkadaşlarımızı da her zaman desteklemek tercihimiz arkadaşlar.
Bir diğer konumuz da Ar-Ge birimi. Ar-Ge Araştırma Geliştirme Departmanı. Kerevitaş yine dondurulmuş gıda sektöründe Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan Ar-Ge merkezi belgesini, yetkisini almış ilk firmadır dondurulmuş gıda sektöründe. Yani Sanayi Ticaret Bakanlığı tarafından onaylı bir Ar-Ge merkezine sahibiz. Ar-Ge departmanımızın da genel işleyişine baktığımızda veyahut da Ar-Ge'de, Ar-Ge departmanında çalışabilmek için gerekli genel yetkinliklere baktığımızda genel beklenti arkadaşlar, araştırmacı, sonuç odaklı, yaratıcı ve denemekten vazgeçmeyen, karmaşık verileri analiz edip sonuca ulaştırabilen bir projeyi başından sonuna yönetip anahtar teslimi bir şekilde üretime teslim edebilecek potansiyeldeki arkadaşlar Ar-Ge için genel olarak uygun arkadaşlardır. Öncesinde proje yönetimi veyahut da inovasyon süreç yönetimi gibi bir takım yetkinliklerin olması her zaman şirketlerde Ar-Ge'de çalışmayı düşünen arkadaşlar için artı özellikler olacaktır. Bizim Ar-Ge işleyiş sürecimize baktığımızda bunu bir Ar-Ge sadece bir yeni ürün üretmek değil arkadaşlar. Yeni ürün sürecin önemli bir parçası olmakla beraber elinizdeki mevcut ürünü iyileştirme, prosesi sadeleştirme gibi, reçete sadeleştirme gibi veyahut da maliyet iyileştirici çalışmalar gibi tüm çalışmalar aslında Ar-Ge faaliyetinin içine girer. Ar-Ge sadece yeni ürün üretmek değildir. Ama temel olarak yeni ürün üretmenin hikayesine bakarsak süreç aslında bir fikir aşamasından başlar Ar-Ge'de. Önce bir yeni ürün fikrinin olması lazım. Bu fikir genel olarak şirketlerin pazarlama departmanları üzerinden Ar-Ge'ye ulaşır. Pazarlama birimleri bu fikre nasıl ulaşır derseniz, pazarlama tabii markayı büyütme stratejisi olan departmandır. Markayı büyütmek için çalışır temelde. Bu amaçla bir takım piyasa araştırmaları, içinde bulunduğunuz sektörle alakalı bağımsız araştırma şirketleri üzerinden bir takım piyasa araştırmaları yaptırır. Ve bu piyasa araştırmalarıyla birlikte sektördeki trendleri, insan davranışlarının bizim sektörümüzle ilgili yeme alışkanlıklarının nereye evrildiğini, Avrupa'daki ve dünyadaki bu yöndeki trendlerin ne olduğunu analiz ederek aslında bir ihtiyaç belirler. Ve bu tespit ettiği ihtiyaç doğrultusunda Ar-Ge birimine bir fikirle gider. Bundan sonra Ar-Ge'nin süreç içerisindeki görevi başlar. Ar-Ge bu fikirle alakalı fizibilite çalışmalarını gerçekleştirir. Bu fizibilite çalışmaları içerisinde şu andaki mevcut tesislerimizin, işletmelerimizin bu fikri, bu ürünü, bu tasarımı gerçekleştirme kabiliyetinin olup olmadığıyla alakalı yatırım departmanıyla, üretim departmanıyla fizibilite çalışmaları gerçekleştirir. Eğer bir yatırım ihtiyacı varsa yine yönetim onayları dahilinde yatırım süreçleri gerçekleştirilir. Akabinde reçete finalize edilir. Bir takım prototip ürünler gerçekleştirilir. Laboratuvar şartlarında ve proses denemesi dediğimiz veyahut da hat denemesi dediğimiz deneme şartlarında bir takım prototipler gerçekleştirilir. Ve nihai ürün yönetim onayına sunulur. İlgili ürünlerin onayı alındıktan sonra artık üretim gerçekleştirilir. Tabii Ar-Ge üretim onayını almakla beraber ürüne ait bütün formülasyonu, ürünün bütün proses detaylarını, bitmiş ürünün de beklenen bütün kalite standartlarını dokümante eder. Biz buna spesifikasyon diyoruz. Bütün prosesin, girdi kontrolün ve bitmiş ürünün spesifikasyonlarını dokümante eder ve kaliteli üretimle paylaşır. Artık üretimin çerçevesi bellidir. Standartlar belirlenmiştir. Proses denemeleri gerçekleştirilmiştir. Artık ilgili yeni ürünün fiilen üretimi gerçekleştirilir.
Bu gerçekleşen üretimle birlikte artık lansman süreci başlar. Yani piyasaya ilgili noktalar ürünün dağıtımı gerçekleştirilir ve lansman süreci tamamlanmış olur. Akabinde pazarlama ve satış ekipleri çıkarılan bu yeni ürünün sahadaki performansını, hedeflenen satış hacmine ulaşıp ulaşmadığı, hedeflenen ciro ve karlılık hedeflerinin gerçekleşip gerçekleşmediği ile ilgili performans takip süreçlerini gerçekleştirir. Ar-Ge'yi düşünen arkadaşlar için yine Ar-Ge'nin zorluklarıyla alakalı sorular gelebilir. Tabii bir şeye zor diye bakarsak zaten zor olur. Bu nedenle zor ama çözülemeyecek, hiçbir problem ya da üstesinden gelinebilecek hiçbir konu yok. Her yerde olduğu gibi Ar-Ge'de de. Aynı şekilde Ar-Ge'nin karşılaşabileceği departman olarak en büyük zorluk aslında iletişimde yaşanan zorluklardır. Çünkü Ar-Ge bir destek birimidir ve Ar-Ge bir projeyi gerçekleştirirken her ürün, her çalışma Ar-Ge için bir projedir. Burada da proje yönetimi ve proje liderliği çok önem kazanır. Bu proje yönetim süreci içerisinde Ar-Ge çok farklı departmanları bir araya toplamak ve her departmanı ilgili proje hedefleri doğrultusunda hizalamakla yükümlüdür. Yani Ar-Ge'nin bu anlamda yaşayabileceği en büyük zorluk bu farklı disiplinleri aynı masa etrafında toplayıp istenen zamanda ve istenen performansta iş çıktıları elde etmeyle ilgili bir takım zorluklar yaşayabilir. Bu nedenle iletişimi kuvvetli, etkileşimi kuvvetli arkadaşlar için bu zorluk aşılabilir bir zorluk. Üretimde de bahsettiğim gibi Ar-Ge için veya başka birimler için. Şirketlerde çok farklı disiplinler, çok farklı departmanlar var. Farklı sorumlulukları ve öncelikleri olan. Her birimde çalışacak arkadaşlarım için en önemli konu ekip çalışmasına yatkınlıktır. Takım çalışmasını her zaman önceliklendirmek, kutsamaktır. Bireysellik bizi bir yere kadar getirebilir. Bireysel olarak yapabileceklerimizin sınırı bellidir arkadaşlar. Ekibe, takıma, diğer arkadaşlarımızı, diğer disiplinleri dahil edip çemberi büyütemediğimiz sürece her zaman belirli konularda kısa kalmaya mahkumuz. Bu nedenle mutlak suretle benim 14 yıllık çalışma hayatımda kesin doğrularımdan biri bir konuda, bir problemde, bir krizde veya bir başarıda ekip olabilmek, her türlü zor durumda çözülmeden bir olabilmek, birlik olabilmek benim başarının anahtarı olarak görebildiğim en kıymetli konulardan birisi farklı disiplinlerden oluşan şirketlerde takım çalışmasına uyumdur. Genel olarak Ar-Ge ile alakalı da aktarabileceğim şey kabaca bunlar arkadaşlar. Genel olarak yine sorulan sorulardan biri bugüne kadar geldiğiniz kariyer hayatınızda işte en iyi yaptığınız iş sizi, ya da sizi bu noktaya getiren en temel özellikleriniz nelerdir gibi sorular ve soru işaretleri olabiliyor. Bu sorular gelmeden cevaplayayım arkadaşlar. Ben naçizane bu şirkette bir yönetim kademesinde bulunabilmek bulunuyorsam bunu sanırım İlk başta çok çalışmaya borçluyum. Naçizane fikrim içinde bulunduğumuz ülke şartlarında dünyanın önemli bir kısmında olan dezavantajlarımızı daha çok çalışarak kapatabileceğimizi düşünüyorum. Bu anlamda ben her zaman çok çalışmanın sizi kariyer anlamında önemli yerlere getirebilecek anahtar faktörlerden birisi olduğuna inanıyorum. Yine benim için başarıya giden önemli yollardan birisi de etki alanınızı artırabilmek, daha fazla insanı ortak amaç etrafında bir araya getirebilmek, takım olarak bir şeyi başarabilmek. Yine bahsedebileceğim bir diğer bu şirkette başarılı olabilmemin anahtarı aidiyet ve liyakat duygusu. Yani ben şu an içinde bulunduğum organizasyona gelirken hala ilk günkü heyecanla ve ilk günkü azimle ve istekle geliyorum. Hiçbir zaman bu şirkete ayaklarım geri giderek gelmedi. Çünkü
somut olarak bir şeyleri üretiyor olmak, bir takım çıktılar elde etmek ve sevdiğim, birlikte başarmaktan mutlu olduğum insanlarla sonuç elde edebilmek benim açıkçası tatmin olma sebebim. Bu tatmin var olduğu sürece bu organizasyonda aidiyetle çalışmaktan mutluyum. Yani sizin için temennim de aidiyet duygusunun yüksek olacağı, liyakatin kıymetli olduğu şirketlerde çalışabilirsiniz. İnşallah bu anlamda önünüz açık olur diye temenni ediyorum arkadaşlar. Kabaca aktarabileceklerim bu kadar. Vaktimiz varsa soru alabilirim. Tabii birkaç soru alalım Murat Bey. Şimdi arkadan arkadaşlarımız soruları seçiyorlar. Sorular geldikçe size aktarayım. Süper Fresh'te çevresel sürdürülebilirlik alanında inovasyon projeleriniz var mı diye bir sorumuz var. Evet, kısaca cevaplayayım. Tarladan çatala sıfır atık projemiz var sürdürülebilirlik kapsamında. Kerimtaş'ın son üç yıldır da Borsa İstanbul'da sürdürülebilirlik raporu yayınlanıyor. Bunu da soran arkadaşım sürdürülebilirlik çalışmalarımızla ilgili çok detaylı bilgiyi bu rapordan inceleyip okuyabilir. Dediğim gibi tarladan çatala sıfır atık isimli bir sürdürülebilirlik çalışmamız ve raporumuz mevcut. Üretim ve teknolojiyi nasıl bağdaştırıyorsunuz diye bir sorumuz var. Evet, güzel bir soru. Teknoloji bizim tabii ki işimizin olmazsa olmaz önemli bir parçası. Bu zorlu piyasa koşullarında rekabetçi üretimler gerçekleştirebilmemiz için. Ya malum, burası bir ticaret arkadaşlar. Burada bir ticaret gerçekleştiriyor. Dolayısıyla bu ticaretin anlamlı olabilmesi için de kazançlı bir ticaret olması lazım. Bunun için rekabetçi bir maliyetle üretim gerçekleşiyor olması gerekiyor. Rekabetçi maliyetin en önemli faktörlerinden, sağlayıcılarından biri de teknolojiyi kullanmaktan geçiyor açıkçası. Teknolojiden kasıt yüksek otomasyona sahip üretim makine ekipmanları, hatlar, tesisler de bizim önceliğimiz. Bununla beraber üretim performansımızı, üretim hatlarımızdaki canlı gerçekleşmeleri dijital olarak izleyebilecek projelerimiz, çalışmalarımız, aplikasyonlarımız da var. Çünkü proaktif yaklaşarak üretim gidişatını önceden görüp bir takım sensörlerle, makine öğrenmeleriyle ve bir takım yazılımlarla ekipman etkinliklerimizi ve verimliliklerimizi önceden görüp, gerçekleşme anında görüp aksiyon alabileceğimiz dijital teknolojileri de kullanıyoruz. Teknolojik anlamda çağ sektörüne ne kadar ayak uydurabilirsiniz, o kadar maliyette ve üretimde rekabetçi olacağımız için bu bizim için önemli bir konu. Son bir sorumuz var Murat Bey. Murat Bey merhaba, ben Rabia Yıldırım, gıda mühendisi mezunuyum. Yıldız Holding'de üretim mühendisi olarak çalışmayı çok istiyorum. Üretim mühendisi olarak kariyerinize başlamış birisi olarak nasıl bir yol izlemeliyim? Biraz anlatırsanız çok sevinirim, ilginiz için teşekkür ederim. Arkadaşıma hayatında başarılar diliyorum öncelikle. Üretim mühendisliği dediğim gibi keyifli bir iş, çok dinamik, yorucu bir iş. Mesainizin nasıl başlayıp nasıl bittiğini çok anlamadan akşamın olduğunu fark ettiğiniz yoğun bir süreç. Genelde sahada geçen bir işlem, üretim operasyonu ve dolayısıyla üretim mühendisi arkadaşlarım da sahada işletmelerinin başında birlikte çalıştığı arkadaşlarla süreci yönetiyorlar. Benim Rabia arkadaşıma tavsiyem, üretim mühendisliği gibi bir pozisyon düşünüyorsa başta da söylediğim gibi konfor, sabit çalışma saatleri, kendimize ayrılmış özel zamanlar gibi bir takım beklentiler varsa ki bunlara da sonuna kadar saygılıyorum. Bu amacı, hedefi değiştirmesi yönünde olur. Çünkü dediğim gibi fiziki olarak yorucu, mesai olarak çok uzun meslek çalışma saatleri gerektiren bir operasyon, üretim operasyonu. Çıktıları güzel olan ama dediğim gibi fiziksel, ruhsal tatlı yoruculuğu olan bir işin açıkçası. Bu bağlamda bu söylediğim konuları Rabia arkadaşım kendisi için yine de vazgeçilmez bir süreçte
Tabii ki üretim hayatında ona da başarılar dilerim. Çok soru geliyor Murat Bey. İsterseniz bir iki soru daha alalım. Olur. Zaten son oturumdayız. Yerli tohuma destek veriliyor mu diye bir sorumuz var. Yerli tohuma destek veriyoruz ama maalesef bu anlamda Türkiye çok kısıtlı arkadaşlar. Bu yüzden kısıtlı anlamda yerli tohum kullanmakla beraber işte patentli, sertifikalı ithal tohumlar da kullanmak zorunda kalıyoruz. Çünkü bizim ihtiyacımızı ve çeşitliliğimizi karşılayacak Türkiye'de bir yerli tohum yelpazesi yok maalesef. Sadece belirli ham madde gruplarında yerli tohumla ulaşabiliyorsunuz. Bizim portföyümüzde 30'dan fazla sebze grubu var. Bunların birkaçında Türkiye'de anlamlı yerli tohum cinsleri mevcut. Ama kalan grupta olmadığı için mecburen ülkenin kalanı gibi siz de sertifikalı tohumlar ithal etmek zorunda kalınabiliyor. Yani bu süreç geliştiği sürece tabii ki her zaman tercihimiz yerli ve milli kaynaklar olacaktır. Son sorumuzu alalım artık. Çalışma performansınızı neye borçlusunuz diye bir sorumuz var. Yani biraz anlatımların içerisinde de değindim. Dediğim gibi benim motivasyon kaynağım günün sonunda bir şeyler üretmiş olmanın ve çalışmaktan zevk aldığım insanlarla birlikte başarmanın verdiği haz açıkçası beni daha fazla çalışmaya, daha çalışkan olmaya, bütün bana bağlı veya benimle bir aynı pozisyonda olan paydaşlarımla en az onlar kadar çalışıp sürece katkı sağlamaya iten, tetikleyen faktörler. Şirkete aidiyetle bağlı olmak ve bulunduğum şirkette de liyakate bağlı bir insan değerlendirme sisteminin olması tabii ki beni de insan olarak yüksek performans göstermeye itiyor açıkçası. Çok teşekkür ederiz Murat Bey. Bugün deneyimden gelişme etkinliğimize renk kattınız. Oldukça verimli bir oturum gerçekleştirdik. Beni dinleyen arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Hepsine başta sağlıklı günler diliyorum. Öğrenim hayatlarında başarılar diliyorum. Çok sağ olun.